Genel aydınlatma kapsamındaki halkın ücretsiz kullanımına açık ve kamuya ait park, bahçe, tarihi ve ören yerleriyle yürüyüş yolu gibi yerlerdeki mevcut aydınlatma tesisleri ve yeni yapılacak tesislerde aydınlatma düzeyleri en geç saat 02'den sonra %50 oranında düşürülecek. Ayrıca TEDAŞ kurumsal internet sitesinde genel aydınlatma uygulamasına ilişkin vatandaş, ihbar, şikayet ve önerilerinin iletilmesine olanak sağlayan düzenleme yapacak. Genel aydınlatma yükümlülüğüne ilişkin görev ve sorumlulukların belirlenmesi amacıyla hazırlanan genel aydınlatma yönetmeliği genel aydınlatma tüketimlerinin ölçülmesine ilişkin teknik esaslarla ödemeye, kesinti yapılmasına, uygulamaya, denetime ve aydınlatma komisyonunun oluşturulması ve çalışmasına ilişkin usul ve esasları kapsıyor. Elektrik dağıtım şirketi dağıtım bölgesindeki yerleşim yerlerinde bulunan otoyollar ve özelleştirilmiş erişme kontrollü karayolları hariç kamunun genel kullanımına yönelik bulvar, cadde, sokak, alt üst geçit, köprü, meydan, kavşak, yürüyüş yolu ve yaya geçidi aydınlatmasından ve bunlara ait gerekli aydınlatma ve ölçüm sistemlerinin tesis edilmesi ve işletilmesinden sorumlu olacak. Halkın ücretsiz kullanımına açık ve ticari faaliyette bulunulmayan kamuya ait park, bahçe, tarihi ve öğren yerleri gibi halka açık yerlerin aydınlatmalarıyla trafik sinyalizasyonu genel aydınlatma kapsamında değerlendirilecek ve enerji giderleri genel aydınlatma kapsamında kapsamında ödenecek. Halkın ücretsiz kullanımına açık ve kamuya ait park, bahçe, yürüyüş yolu, tarihi ve öğren yerlerinin aydınlatılmasıyla alt geçit ve trafik sinyalizasyonu için gerekli sistemlerin tesisi ve işletilmesiyle ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına ait olacak. İlgili kurum ve kuruluşlar tesis edip bakım onarımını yaptıkları bu tür tesislerin işletme yükümlülüğünü dağıtım şirketine devredebilecek. Toplumun ibadetine açılmış ve ücretsiz girilen ibadethanelere ilişkin aydınlatma tesislerinin yapımı, işletmesi ve giderleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek.